Sağlık alanında toplumsal bilinçlendirmeler yaptığımız bugünkü Cuma sohbetimize hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yoğun poliklinik ve yatan servislerimizin olduğu alanlarından, kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinden bir konuyla yaz aylarında gebelikten bahsedeceğiz. Kurumsallaşmamızda önemli etkileri olan bu sunumların internet üzerinden de birçok takipçilerini olduğunu buradan sizlere tekrardan bildirmek istiyorum. Emekleriniz paylaşılıyor ve izleniyor. Bunları da tekrardan buradan sizlerle paylaşalım. Evet, bugünkü açılış konuşmamızı yapmak üzere ilk olarak iç hastalıkları uzmanımız Sayın Ali Vardar'ı sahnemize davet ediyorum. Öncelikle Taner Hocam'a bu kadar yoğun mesai saatleri arasında bu konuyu hazırlama çabası içinde olması sebebiyle tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Gerçekten bu konuyu hazırlamak çok basit şeyler değil, epey bir zaman harcamak gerekiyor. Artık buraya gelip zaman ayırdığı için de teşekkürler ediyorum. Beni anlatırken adam gibi adam diye anlat etmişti. Ben üstüme alınmamıştım. O alınacaktır eminim. Adam gibi adam Taner Hocam'a. Bu konuyu sana böyle bağlayacağım. Evet, ben de üzülecek mi? Nazik ön sunum nedeniyle tekrar Ali Vardar'a teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz yaz ayları ve gebelik. Önümüz yaz, hepimiz biliyoruz. Yaz yaklaştığı zaman öyle Nisan-Mayıs aylarında hepimiz bazı hazırlıklar yaparız. Hem tatil hazırlıkları hem bedensel hazırlıklar. Ben de dün itibariyle bir diyet programına başladım. Seda Hanım da burada. Onun yıldızını parlatacağım çok güvenerek. Böylece beni görenler de inşallah bundan sonra Seda'nın vereceği diyetlerle yaza fazla kilolarının arınmış olarak gelecekler. Daha listedeki gıdaları almadığım için bugün itibariyle başlayamadım. Ama işte tarçınlı, aktivya falan onları satın aldıktan sonra başlayacağım. 7 haftada 12 kilo vereceğim. Böylece 30, kendimi de size karşı bağlayayım ki ciddiyetle devam ettireyim diye düşünüyorum demeli. 30 Haziran itibariyle 12 kilo azalıyor. Şimdi kilo verilirken başlangıçta kiloyu pek söylemeyiz. Bittiği zaman kaç kilo verildiği söylenir. Bittiği zaman da ben kaç kilodan kaç kiloya indiğimi söyledim. 7 hafta sonra belki tekrar bir cuma toplantısında yeni zayıflamış halimle görüşürüz. Bu aylarda ben de hep öncelikle genç kızlarımıza, sonra da herkese güzel bir hazırlık sonrası keyifli bir yaz dönemi diliyorum. Biz aslında yaz ayları ve gebelikle beraber gebelik 3 trimestrini de bir parça incelemiş olacağız. Mümkün olduğunca çok uzatmadan ana hatlarıyla sizin de anlayacağınız şekilde özetlemeye çalıştım. Finalde sorularınız olursa gebelik geçirmiş ya da gebelik geçirecek planlayanlara da bunlara da yanıtlarını vereceğim. Evet, yaz aylarını aslında mevsim olarak biliyorsunuz, yazı kabul ediyoruz. 4 mevsim var. Her paralele göre bu mevsimlerin süresi değişiyor. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış diyoruz ama Türkiye gibi 4 mevsimi birebir yaşayan ülkeler gibi sadece yaz ve kış yaşayanlar da oluyor biliyorsunuz. Biz o konuda şanslıyız. O aralıkları da belirtelim. Geçenlerde doktor asistanı ya da hostes kızlarla bu konuda minik bir sınav da yapmıştım. Ekinoks nedir diye sormuştum. Çoğu bilememişti. En azından şimdi onu tekrarlamış oluruz. Samet yarım olarak bilmişti. Ekinoks aslında mevsimlerle de ilgili. Biliyorsunuz ki dünyanın ekseniyle yörüngesi arasında hafif eğim var. O eğim nedeniyle güneş farklı açılarla geldiği için özetle mevsimler oluyor. Gece ve gündüzün eşit olduğu günlere ekinoks diyoruz. Bunlardan bir tanesi 23 Eylül, bir tanesi de 21 Mart. Aslında biz Aralık, Ocak, Şubat, kış, Mart, Nisan, Mayıs, ilkbahar, Haziran, Temmuz, Ağustos, yaz, Eylül, Ekim, Kasım,
sonbahar diye biliyoruz. Ama onlar tam olarak söylerse 21 Aralık'la 21 Mart sonbahar. 21 Mart'ta ilkbahar başlıyor. Haziran'da ise 21 Haziran'da başlıyor. Yazda pardon 21 Haziran'da başlıyor. 21 Mart'tan 21 Haziran'a kadar günler uzuyor. Bunları da görüyoruz. Ve 21 Haziran'da en uzun günü yaşıyoruz. Bu sene oruç tutacaklar için de 21 Haziran Ramazan'a denk geldiği için en uzun gün olacak. En uzun oruç tutulan zaman olacak. Ben kişisel olarak yazın geldiğini saatler ileri alınca tam anlıyorum. Mart'ın hemen sonunda, son cumartesi pazara bağlayan gece yarısı saat 3'ken 4'ü alıyoruz ve havalar birden böyle 6.45 civarında kararırken, 6.45-7 gibi kararırken birden 8'de kararmaya başlıyor. İşten çıktığınız zaman hava aydınlık oluyor. İşte yabancıların happy hour dediği, işten çıkıp eve giderken ki o 1-2 saatlik mutlu anları geçirme fırsatımız da oluyor. O yüzden o anları yaşıyoruz. İlkbaharın da tadını çıkaralım bir yandan diyorum. 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs da yine bu güzel dönemlerde karşımıza çıkıyor. Son satırda yazdığım en iyi doğum aslında Nisan, Mayıs, Haziran aylarında. Çünkü biraz sonra kısa kısa özetleyeceğim ama yaz aylarında gebelik oldukça zor. Hem artan sıcaklık nedeniyle hem de anne adaylarının metabolizmalarının hızlanması, gebelik nedeniyle dolaşım sistemlerinin farklılaşması nedeniyle oldukça zor geçen bu dönemi atlatmak için Temmuz, Ağustos, Eylül gibi gebe kalıp Nisan, Mayıs, Haziran gibi doğurmak gerekiyor. Hem bahar aylarında doğurmuş olduğumuz için gerek gebelik 3 ayını, gerek 2. 3 ayını, gerek son bölümünü yazın geçirmemiş oluyorsunuz. Hem de baharda doğurduktan sonra önünüz yaz olduğu için istediğiniz gibi tatil programınızı yapabiliyorsunuz bebeğinizle beraber. Kış aylarının hastalıklarına göre bebekler için yaz aylarının hastalıkları da daha az olduğu için eğer hamilelik planlayanlar varsa az önce ayaküstü konuşurken de olduğunu da öğrendim. İlkini yapacaklar. Birçok kız var burada. Veya ilkini yapıp ikinciyi planlayanlar varsa bu 2-3 ayı geçirip ondan sonra çalışmalara başlayabilirler. Şimdi gebeliği 3 döneme ayırıyoruz. Yaz aylarını bu şekilde programladık. Birinci trimester, ikinci trimester, üçüncü trimester diye. Bunlar ne işe yarıyor? Gebeliği böyle programlıyoruz çünkü aslında bunlar üçer aylık dönemleri kapsıyor. Amacı gruplandırmak, tıpta pek çok şeyi sınıflayarak çalıştığımızı anlattığımız zaman daha iyi sonuçlar alıyoruz. Gerçekten de bu her üç döneminde, az sonra da kısa kısa değineceğiz, önemli özellikleri var. Ve o nedenle her üç dönemi kendi içinde değerlendirmek lazım. Özellikle trimester üçer aylık dönem demek. Şimdi önce birinci trimesterden başlayalım. Gebeliğin başından 13 haftaya kadar olan dönem. Buradaki sizin kadın doğumcuların dışındakilerin de hem hekimlerin hem de diğer hekim dışı personelimizin rahat anlaması için şunu vurgulamak lazım. Gebelik tespit edildiği andan itibaren aslında 4 hafta, 4,5 hafta gibi söylüyoruz. Yani gebelik süresini ifade ederken son adet tarih ilk gününü baz alıyoruz. Aslında bebeğin ana rahmine düştüğü andan itibaren geçen süreyi sayarsak gebelik 40 hafta değil 38 hafta ya da 8,5 ay. O bizim söylediğimiz 9 ay ya da 8 ay 20 gün, 9 ay 1 haftalık süreç son adet tarihinin ilk gününden itibaren hesaplanıyor. O yüzden bir kavram karmaşası yapmamak lazım. Bazen çok yeni işe başlayan kadın doğumcular da dikkatli olmadıkları zaman bunun ayrıntısını vermedikleri zaman hata yapabiliyorlar. Hemen evlenir evlenmez gebe kalan hastalarımız oluyor. Hemen o gece ya da ertesi gün ya da 1-2 gün içerisinde. Doktora gittiğinde 3 aylık evliyken son adet tarihi baz alındığında tabii 3,5 aylık hamile olduğunu hekim söylüyor. Onun ayrıntısını vermezse 3 aylık evliliği nasıl 3,5 aylık hamile olabilir diye kafada şüpheler uyanabiliyor. O yüzden aslında bebek şu tarihte oluşmuş ama biz söylerken son adet tarihi baz aldığımız için gebelik şu kadar aylık
demek gerekiyor. Bu dönemde en sıkıntı birinci trimester için hiperemesis gravidarum diye Latince söylediğimiz gebelikteki aşırı bulantı, kusmalar zaten artan sıcaklıklar sıvı kaybına neden oluyor ve genellikle suyu da çok fazla tüketmeyen bir toplum olduğumuz gerçeğinden biyolojilerin de bilgileri böyle sanıyorum. Hareket edersek gebeler de çok fazla sıvı tüketmiyor. Artan yaz sıcakları vücuttaki sıvı kaybını da arttırıyor. Hiperemesis de bunun tabii hafif, orta ve ağır formları var. Ağır formlarında artık hasta her yediğini, her içtiğini çıkarmaya başlıyor. Yani çıkarma neticesinde beslenemediği gibi mide içeriğini de kaybettiği için ciddi sıvı elektrolit dengesizlikleri oluyor. Bu noktaya gelen bir hasta olduğu zaman, yani etrafımızda da varsa sürekli gebelik nedeniyle aşırı bulantı kusması olan hasta varsa, tanıdık varsa, bu aşırı bulantıların eğer tamamı, yediği her şeyi tamamen çıkaracak seviyedeyse mutlaka hastaneye yatmasını önermenizi öneriyim. Komşularınız, arkadaşlarınız, tanıdıklarınız varsa her yediğini çıkarıyorsa bu ciddi elektrolit kaybına neden olacağı için ve ilerleyen dönemlerde problem olacağı için sıkıntı. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirsiniz o aşırı bulantı kusması olanlara. Öncelikle bunun çok nedeni çok net belli değil. Gebelik hormonunun çok yüksek olmasıyla, ikiz gebeliklerde daha fazla bulantı kusmanın olmasıyla ilişkilendirilmeye çalışılmış ama olmamış. TCG ile de bağlantılı değil. Bazen tiroid hormonları iddiaları var ama o da yayınlarda çok destek bulmamış. Çok net nedeni belli olmuyor. Ama aşırı bulantı kusması olan kadınlar annenin getirdiği fedakarlık hisleriyle acaba bebeğime bir şey oldu mu gibi bir takım söylemlerde bulunabilir. Genelde hiperemesis olan hastaların, yani aşırı bulantı kusması olan hastaların gebelikleri de oldukça iyi gidiyor. O yüzden kolay kolay bu gebelik kayıpları olmuyor. Bir tek çarpıcı şu olabiliyor. Çok aşırı bulantı kusması olan hastanın birden bulantı kusmasının kesilmesi, bir sabah kalktığında hiçbir şey hissetmemesi, bunun 3 ay bitmeden olması ani bir gebelik kaybına ya da düşüğe işaret edebilir. Çünkü ilk 3 aylık hastalarımız genellikle bebeğin hareketlerini hissetmediği için gebeliğin iyi gidip gitmediğini bilmiyorlar. Sadece doktora uğradığında, ultrasona girdiğinde bu anlaşılabilir. Herhangi bir kanamaları da olmadığı zaman. O yüzden şiddetli bulantı kusmanın birden kesilmesi önemli bir bulgu. Bu dönemde diğer dönemlerde olduğu gibi yine tatil, deniz, güneş serbest, yazın vazgeçilmez üçlüsü diyebiliriz, deniz, kum, güneş. Güneşin hem alınan kalsiyumun kemiklere yerleşmesi açısından D vitamininin fonksiyonlarında katkı verici özelliği var. Tabii ultraviyole ışınların olduğu dönemlerde korunmak kaydıyla güneşlenmenin hiçbir sakıncası yok. Bazen denize girdikten sonra ya da havuza girdikten sonra mayonun vücutta kuruması ile ilgili böyle bir tane çalışma bulmuştum. O bölgede nemli şekilde kurumasının çok tercih edilmeyeceği, herhangi bir probleme sebep olmadı ama mayo yerine iki parçalı mayoları tercih etmenin daha doğru olacağına dair çok da güven vermeyen bir yayın vardı. Dolayısıyla ilk 3 ayında tatile gidebilir miyim diye soranlara evet, gönül rahatlığı gidebilirsiniz diyoruz. Her şey yolunda olduğu sürece ama tabii bir düşük tehlikesi, bir vajinal kanama veya geçmiş öyküde tekrarlayan gebelik kaybı gibi bir durum varsa büyük merkezlerde takibinin yapılması gerekiyorsa bu kapsamlı tutulmalı ve buna izin verilmemeli. İlk 3 ay gebeliğin aslında her şeyi, çünkü bebeğin yoktan var olduğu, daha sonra şekillenip organogenez dönemi dediğimiz organların tamamlandığına hep bu ilk 3 ay. O yüzden çevresel faktörlerin de en riskli olduğu dönem. Burada hemen bir ufak parantez açarak ya hep ya hiç dönemiyle ilgili bir deminki belirttim. 4 hafta, 12 haftayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Gebeliğin olduğu andan, yani bebeğin oluştuğu birliktelikten itibaren ki 2 haftalık sürece, totalde gebeliğin ilk 4 haftalık sürecine sürecinde alınan ilaçların ya da radyasyon ya da kimyasal ajanların başka
bebek üzerindeki etkisiyle ilgili ya hep ya hiç yasası vardır. Yani bu dönemde ya gebelik tamamen kaybedilir ya da bebeğe hiçbir şey olmamış olarak kabul edilir. Adet gecikmesi olmadan önce alınan ilaçların, çekilen filmlerin ya da bu dönemdeki çeşitli maruz kalan kimyasal ajanların hastaların bebekleri üzerine hiçbir şey yapmayacağını gönül rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Adet gecikmesinden önce diyelim apandisit ameliyatı oldu. O sırada bir sürü anestezi aldı ama o ameliyattan 15 gün sonra adet gecikmesi olunca hamilelik olduğu test edildi. Ya ben o sırada hamileymişim bilmeden ameliyat olmuşum diye bir soru geliyorsa ve o gebelik de gözüküyorsa normal bir şekilde bebeğiyle kalp atışları falan her şey oluşmuşsa o yayıp yayıç yasası dediğimiz dönemde olmuştur. Dolayısıyla bebek hiçbir olumsuz etki altında kalmamıştır diyebiliriz ya da diyebilirsiniz. Ama 4. haftadan itibaren, adet öteminden itibaren en riskli dönem demin söylediğim gibi. Düşüklerin de önemli bölümü ilk 3 ayda gerçekleşiyor. Anomalilerin özellikle majör anomali dediğimiz hastalıkların, yaşamsal rahatsızlıkların, işte anensefali gibi beynin hiç olmaması, ekstremitelerden birinin ya da ikisinin birden olmaması, ağır omurga kusurları gibi problemlerin de ilk 3 ayda yakalandığını bilmek lazım. Onun için ilk 3 ayı mutlaka en önemli yere koyuyoruz. Bu nedenle aslında ilk 3 ayı yazın yakalanmamak gerekiyor gibi söyleyebiliriz. Bir de bu dönemle ilgili yani yaz paralelinde gebeliği kısaca özetlediğimiz için ona da değinelim. İkili test var. Tarama testi olarak uyguluyoruz. Tarama testi sağlıklı toplumda yani daha doğrusu toplumun sağlıklı bölümünde var olan gizli riski yakalayabilmek için yapılan testlere bu isim veriliyor. Tarama test deniyor. Tanı testinden farklı. O nedenle tarama testinin ucuz olması, başarı yüzdesinin yüksek olması, güvenilir sonuç vermesi, invaziv yani vücuda zarar verme riski olan bir takım uygulamalar şeklinde olmaması gerekiyor. O ikili testte bu kapsama giriyor. Fiyatı çok pahalı değil. Avrasya Hospital'da da özel laboratuvarla bağlantılı olarak yapıyoruz. Çok da sık uyguluyoruz. Burada 11 hafta ile 14 hafta arasında yapıyoruz. Bebeğin ense kalınlığına bakıyoruz. Bir de anneden kan alınıp papa ve HCG testi yapılıyor. Ve daha sonra bu gruptaki daha önce Down sendromu çocuk doğurmuş kadınların kan değerleriyle, bu ense kalınlıklarıyla bu belirleniyor. 2 milimetrenin altında bulduğumuz zaman rahatlıyoruz ama buradaki tehlike sınırı 3 milimetreden sonra başlıyor. 6 milimetrenin üzerinde %90'a varan oranlarda Down sendromu vakaları bildiriliyor. 90'lı yılların ikinci yarısında ortaya çıkan bir test. Daha önce üçlü test yer alıyordu ama ikili test bugün için özellikle İngiltere başta Avrupa ülkelerinin çoğunda çok popüler. Genetik hastalık çocukların %80-85'ini yakalayabiliyor, bize uyarı veriyor. Tabii ikili testlerini söyledim, bir tanı testi değil. İkili testte eğer hasta riskli grupta çıkıyorsa o zaman CVS diye kısalttığımız koryon virüs biyopsisi bebeğin eşinden örnek alma ya da amniyosen test dediğimiz etrafındaki sudan örnek alma gibi işlemlerle kesin teşhisi koyuyoruz. Ama tabii hasta bazen bebeği Down sendromunda olsa, genetik hastalığında olsa aldırmama hakkı var ya da gebeliği sonlandırmama hakkı var. Böyle bir bilgiyi de kendisine aktarıp eğer gebeliği Down sendromunda olsa ki Down sendromlar biliyorsunuz ortalama 40 yaşına kadar yaşayabiliyorlar. Sempatik olanları, belli IQ seviyesine gelenleri, eğitim alanları da var. O yüzden Down sendromu demek mutlaka gebelik terminasyonu demek değil. O yüzden öyle bir seçeneği de hastalara sunup, baştan belki bunu sunup, ben genetik hastalık olsa da gebeliği hiçbir şekilde sonlandırmayı düşünmek istemiyorum ya da düşünmüyorum diyen aileye bu testleri hiç yapmayabiliriz. Birinci trimestri böyle geçtikten sonra ikinci trimestre gelelim. Değişik tanımlamalar var ama genellikle 13-27. Haftalar ya da bir başka deyişle 3 ile 6. aylar arasını ikinci trimestre olarak adlandırabiliriz. Bir ufak karmaşayla burada hemen çözelim biz bizeyken. Gebeliği kadınlar genellikle ve toplum genellikle ay olarak ifade etmeyi sever. Ama kadın doğum uzmanları ve birçok yayınlarda da hep hafta
ön plandadır. Bazen de benim eşimin dahi yaptığı hata gebelik haftası 4'e bölünerek ay çıkarılır. İşte 28 haftayı bitiren biri ben 7 aylık oldum diyebilir. Kadınların o dönemdeki psikolojisi artık yıllardır takip ettiğim için anlayabiliyorum. Bir an önce gebelik bitsin, 30'lu haftada ya da ilerleyen dönem olsun, doğum yaklaşsın gibi bir istekte bulunuyorlar. O nedenle 28 deyip 7 ay oldu, kaldı 2 ay demek daha kolaylarına gibi geliyor. Böyle şimdi hesaplayabiliyorlar adetlerinden bağımsız. 32 hafta işte 8 ay diyor. Halbuki biliyorsunuz ki işte 4'er hafta 28 gün olduğu için o 2-3 günler birikiyor. Nitekim 28 hafta ay olarak yaklaşık 6,5 aya denk gelirken 40 haftada 10 ay değil 9 ay 1 haftaya denk geliyor. Ve nitekim 1 yıl 52 hafta 4'e böldüğümüz zaman 13 ay değil 12 ay. O yüzden ayı hesaplarken hani illa ay ya da takip etmek isteyen varsa son adet tarihinin ilk gününü baz alarak işte 5 Mart'ta her ayın 5'inde ayınız doluyor. Her ayın her perşembe günü haftanız doluyor şeklinde önerilerde bulunabiliriz. Bu ikinci trimesterde sıvının önemi biraz daha değer kazanıyor. Yine özellikle yaz aylarında ikinci trimester tercih edilecekse yaza denk gelmesi en çok tercih edilen dönem olabilir. Çünkü artık önemli o bulantı kusmaların geride kaldığı, gebelik adaptasyonun ve risklerin geride kaldığı, bebeğin düşük tehlikesinin bittiği ve bu testlerin bir kısmının tamamlandığı, sağlıklı olduğuna dair bulguların biraz daha netleştiği dönem olduğu için ikinci trimesterde kadınlar daha mutlu. Bir de fiziksel olarak da karınları çok büyümediği için hem de bebek hareketlerini 20. haftadan itibaren duydukları için anneliğe biraz daha motive. Ama normal hayatlarında hiçbir değişiklik yapmadan bu süreci geçirdikleri için sevilen bir dönem ikinci düzey. İkinci trimester. Bu dönemde bir de üçlü ya da dörtlü test var. Artık bazı ülkeler Amerika başta dörtlü testi yapıyor, ikili testi yapmıyor. Onun da gerekçesini ikili testteki ense kalınlığı ölçümünü bütün kadın doğum uzmanlarının aynı standartta yapamayacağını düşündüğü için sadece basit kafa çapı ölçümünü alıp anne kanındaki 4 tane maddeye, üçlü testte 3 tane maddeye, dörtlüde üçlüdeki 3 madde artı inhibina diye 4. maddeye bakılıyor. Hemen hemen aynı testler. Güvenilirlikleri birbirine yakın, dörtlünün bir parça daha yüksek. Üçlü için %65-70, dörtlü için %80 gibi rakamlar veriliyor. Güvenilirlik açısından, yakalama açısından. Ama tekrar söylüyorum, bu testte risk var denildiği zaman bebek Down sendromu ya da genetik hastalığı demek değil. Sadece risk grubunda ilave analize ihtiyaç var demek. Dolayısıyla biz de zaman zaman hastalara bu konuda bilgilendirme yapıp talep edenlere ikili dörtlü test, sadece dörtlü test ya da sadece ikili test uygulayabiliyoruz. Dörtlü test de yine Avrasya Hospital'da yapılıyor. Son dönemlerde free cell DNA diye kısaca özetlenen anne kanındaki bebek hücrelerini izole etmeye amaçlayan prena test ya da harmoni test diye kısa isimlerle anılan bir analiz daha var. O henüz ülkemizde yapılmıyor. Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri bu kan örneklerini inceleyip sonuç veriyor. Bu amniyosentez yapmadan diğer testlere yani ikili test ve dörtlü teste göre daha yüksek yüzdeyle %99'ların hemen üstünde 99.1, 99.2 gibi güvenlikle Down sendromu ve trisomi 18'i yakalayabiliyor. Yakın zamanda belki bu %100'lere kadar ulaşacak. Belki burada olanlar değil ama bir sonraki jenerasyon mesela Hanife'nin kızı hamile kaldığında belki bu testte %100 hiç amniyosentez yapmadan anne kan tahliliyle Down sendromu olmadığını anlama şansı olacak. Yaklaşımlar böyle. Özellikle kuzey ülkelerinde çok kısa sürede 3-5 yıl içerisinde %100'e varan oranda bu ortaya çıkınca tabii ikili test ve dörtlü testin, amniyosentezin, koryon virüs biyopsisinin de papuçları dama atılacak. Sadece bununla yakalanacak hem de non-invasive test. Şu an içinde maliyeti biraz yüksek. İkili test ve dörtlü test 50-100 lira bandındayken prena test şu an için 1500-2000 TL gibi maliyet taşıyor. Ve yine de %100 güvenilir olmak için şu an için amniyosentezin alternatifi değil ama
Hani bir de bununla konfirme edelim diyenler, bazı özel sigorta şirketleri de bunu kapsam için alıyor, yapılabiliyor. İkinci trimesterde bir de ikinci düzey ultrason var. Bu da halk arasında işte ayrıntılı ultrason, büyük ultrason, detaylı ultrason, renkli ultrason, 3 boyutlu, 4 boyutlu ultrason, Doppler gibi isimlerle anılıyor. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Sadece bebeğin işte kafasının, kollarının, bacaklarının kabaca genel görüntüsünün, suyunun ve eşinin bakıldığı, ölçümlerin yapıldığı ultrason birinci düzey. Daha ayrıntılı bir şekilde yapıldığı, organların da tarandığı, kalp, böbrek, karaciğer, aklınıza ne gelirse yaklaşık 58 parametreyle. Bu da ikinci düzey ultrason. Burada biraz tabii kavram karmaşası da var yine. İkinci düzey ultrasonu şu an için perinatoloji uzmanları, kadın doğum uzmanları ya da radyoloji uzmanları yapabiliyor. Ama burada henüz netleşmiş, sadece perinatologlar yapsın ya da sadece radyologlar yapsın gibi bir durum yok. De facto denilen olduğu gibi gidiyor durumu var şu an için. Çoğul gebeliklerde yüzmenin, çoğul gebeliklerde yaz çok daha önemli ama bu dönemlerde egzersizlerin hakikaten hiçbir sakıncası yok. Ekstra bir düşük riski yoksa, erken doğum riski yoksa, o kişilerin de rahatlıkla yaz tatiline gitmelerini, yüzmelerini, denize, havuza girmelerini, yani güvenilir olduğu sürece havuzla ilgili enfeksiyon riskinin denize göre daha fazla olduğunu bilmek lazım. Görüyoruz. Bizim de burada yakın zamanda bir ay önce doğurttuğumuz bir 300 gebelik, bundan bir yıl önce yine doğurttuğumuz bir 300 gebelik vardı. Onlar da yeni doğan yoğun bakım ünitesinin de başarılı takipleriyle o bir yıl önceki 300'ler görüntülerini paylaştılar sosyal medyada. Bir yaşında hiçbir problemleri olmadan hayatlarını devam ettiriyorlar. Hiçbir kalıcı hasarları olmadan. Bir de yaklaşık bir ay önce olan bir 300 gebelik var. Onlar da gayet iyi gidiyor. Yani çoğul gebelikleri, onların da yazın, ben istedikleri yazın veriyorum özel bir riskleri yoksa. Yüzmenin de doğuma da gebelik sürecine de ciddi katkısı var. Daha doğrusu simetrik egzersizlerin hiçbir sakıncası yok. Yani vücudumuzun adalelerini dengeli bir şekilde kullandığımız işte yüzme, jogging, kondisyon bisikletinde belki koşu gibi hepsini rahatlıkla önerebiliriz, simetrik egzersizleri. Çünkü karın kasları da güçlendiği için vajinal doğum isteyenlerde oldukça iyi sonuçlar alındığına dair yayınlar da var. Gebelikteki eğitim ve egzersiz programlarıyla, yani sadece yüzme uygulayarak bir takım şeyler öğreterek kadınların daha fazla ve daha rahat normal doğum ya da vajinal doğum yapmalarını sağladıklarını söyleyenler var. Bu dönemde yine yemeklerle ilgili özellikle herhangi bir yasak olmadığını söylemek lazım. Sadece hazır gıdalar, konserve ve katkı ürünü içeren, gerçi birçok şeyde katkı ürünü var. O yüzden onu da aslında çok net ayırt edemiyorlar. Gittikleri restoranlarda falan, özellikle turistik yerlerde her şeyle tam olup çıkarılıp işte mikrodalgada ısıtılıp sunulan gıdaların çok da önerilmemesini tavsiye ediyoruz. Toksoplazma açısından ilk 16 hafta özellikle toksoplazma pişmemiş ette fazlaca bulunduğu için İşte sucuk, salam, sos, pastırmayı pişmemiş veya çiğ köfteyi tüketmemek gerekiyor. Ama yaklaşık 23 yıldır gebeliği tehlikeli döneminde toksoplazma geçiren hiçbir gebe görmedim. Onu da parantez içerisinde söyleyeyim. Bakıyoruz toksoplazma. Bazı yerler hiç bakmıyor. Bakılmaması da yanlış değil. Ama bakıldığı zaman da arada toksoplazma IgG ve IgM'ye bakıyoruz. IgG'si pozitif olanları görüyoruz. IgM de pozitif olunca yeni enfeksiyonu gösteriyor. Ona bir de avidite testi ekliyoruz. Bizde yapılıyor yine. O avidite testinde de enfeksiyonun 4 aydan daha önce mi yoksa son 4 ay içinde mi olduğunu anlıyoruz. Hiç rastlamadık ama aktif dönemde gebeliğin ilk 3 ayına geçiriliyorsa bebeğin takibi, anneye toksoplazma tedavisi, rovamisin tarzı antibiyotikler ve ilerleyen haftalarda da onun bir göbek kolundan bebeğin toksoplazma bakılabilir ama hiç renk gelmedi. Aynı şekilde kızamık çıktı, rubella, IgG ve IgM bakılması, bakılmaması tartışmaları var. Onu da hiç görmedim. Greig sendromu diye bebekte körlük, sağırlık, karaciğer dalak büyümesine giden bir hastalık yapıyor. Ama ben de 23 yıl boyunca rastlamadım. Bu dönemlerde bir de erken membran rüptürüne ve preterm doğumlara çok anlamlı olması da yaz aylarında daha sık
rastlanılıyor. EMR dediğimiz erken membran rüptürü bebeğin etrafında bulunduğu su kesesinin vaktinden önce açılması, gelmesi. Tabii enfeksiyon riski olduğu için, bebeğin etrafındaki su azalacağı için, anne ve bebek tehlikede olduğu için hastaneye yatırarak takip gerekiyor. Ama böyle 16-17. haftalarda suyu gelip 33-34 haftaya kadar giden hastalar olduğu gibi hemen su geldikten sonra %50'lere varan olasılıkta, 24 saat içinde %90'lara varan olasılıkta da bir hafta içinde doğum eylemleri de başlıyor. Ama bazen su çok az geliyor ve takip yapabiliyoruz. Erken membran rüptürü risk faktörlerinden bir tanesi de hamile hastaların aslında çok da paylaşmadığı bakteriyel vajinozis dediğimiz akıntılar, iltihaplar. Bazen kadınlar onu doktora söylemeyi unutuyorlar. Yoğun iltihaplı dönemler bazen vajinadaki enfeksiyon rahim ağzından bebeğin etrafındaki keseyi kontamine ederek suların erken gelmesine de neden olabiliyorlar. Ama yapılan profilaksi de bunu önlemiyor. O yüzden bu konuda hala tartışmalı ama en azından vajinal belirgin bir enfeksiyon varsa tedavi edilmesini öneriyoruz. Profilaksi yani koruyucu tedavi, yani koruyucu fitil kullanmak ya vajina koruyucu bir takım önlemler almak henüz geniş ölçüde kabul görmüş değil. Bununla ilgili tedbirler benim söylediğim gibi özellikle denizle ilgili çok belirgin sıkıntı olması da ki İstanbul'un denizlerinde de yakın yerlerde eşe kolinin yoğunluğu ve olası denizden bile enfeksiyon kapma düşünüldüğünde hamileri özellikle bu dönemde böyle temizliğine güvenmediği denizlere girmemesini öneriyoruz. Havuzlardaki klorun herhangi bir zararı yok veya işte o havuza giren enfeksiyonlu bir kadının enfeksiyonun havuz aracılığıyla diğer kişiye de hamileye bulaşma riski yok denecek gibi bir şey. Yani öyle bir yayın yok daha doğrusu. Ama yine de çok küçük, hijyeninden emin olunmayan havuzlara girilmemesi gerekiyor. Yine nem de bu dönemde özellikle İstanbul'da gebeler için oldukça riskli. Bilinen yine klimanın ve bu içinde söyleyeyim cep telefonunun bir zararı yok. Ama yine de uzun süre cep telefonunu hamilelerin kendi vücuduna yakın yerlerde taşıması, kablosuz internetle, wireless'la bağlantılarla uzun süre internet başında kalması, işte Instagram'a, Facebook'a girmesi falan da çok doğru bulunmuyor. Yani bilinen hiçbir şey yok, problem yok. Ama uzun vadede hani bunun dozu nedir, hangi saatten sonra problem yaratabilir bilinmediği için cep telefonu ve bu wireless internetle ve aynı şekilde klima ile ilgili de söylemiş olur. Bunlar çokça sorular. Sorular hamile kadınlar arabada kullanabiliyor tatile giderlerse. Emniyet kemeriyle ilgili de tartışmalar var. Gebeliğin son periyodunda orayla da ilgili ilginç bir yayın vardı. Emniyet kemeri takmamanın daha az riskli olduğu, çok büyük kazalar olmadığı sürece ufak kazalarda emniyet kemerinin hasarı bebek üzerinde, ablasyon dediğimiz bebeğin eşinin rahim duvarının erken ayrılması gibi daha fazla yaptığına dair bir yayında okudum. Ve geldik üçüncü trimestre. Bebek için rahat, anne için zor dönem. Üçüncü trimestir. Yani gebeliğin 26-27. haftasına, 28. haftasına, 40. haftaya kadar, doğuma kadar geçen dönem. Çoğul gebeliklerde bu dönemde artık yolculuğu, tatili, neyse havuzu, güneşlenmeyi sınırlamak gerekiyor. Çünkü bu hafta daha yakın takip ediyoruz. 2 haftada bir, 200-300 gebeliklerde. Sonra da haftada bir. Ama diğer herhangi bir riski olmayan kadınlar için bu dönemde de yaz aylarının keyfini sürmelerinde hiçbir engel yok diyebiliriz. Bir de uçuşla ilgili genelde sorular geliyor. Bütün uçaklarda basınç ayarı var. Bize öğretilen bilgi zaten basınç ayarlı uçaklarda gebelerin yolculuk yapmasında sakınca yoktur şeklinde. 20 yıldır, 25 yıldır bu bilgi aynı şekilde duruyor. Bütün uçaklarda basınç ayarlı olduğu için aslında uçabilirler. Uçuşun bilinen gebelik üzerinde ve bebek üzerinde olumsuz hiçbir etkisi yok. 32. hafta sınırı da 32. haftadan sonra olası doğum eylemlerinin başlama ihtimali arttığı için sadece uçuş güvenliğinin riske girmesi. Yani birden doğum eyleminin
havada başlaması halinde uçaktaki diğer yolcuların da uçuş ekibinin de sıkıntıya düşmesi. Yoksa arada orada bulunan herhangi bir doktor, aranızda doktor olan var mı dendiğinde gidip koridorda doğum yaptırabilir. Böyle uçakta doğum olaylarını zaman zaman duyuyoruz. Ama yurt içi uçuşlarda bir sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü en uzak yer Türkiye'de 1,5 saat civarında. Ama yurt dışı uçuşları 32. haftadan sonra sınırlamak lazım. Zaten gerçi bizim o kadar hastamız olmuyor ama tek tük de olsa gebeğini burada takip ettirip doğumunu Amerikan vatandaşı olsun diye ya da Avrupa vatandaşı olsun diye, Avrupa Birliği vatandaşı olsun diye yurt dışında yapmak isteyenler oluyor. Böyle özel turlar bile var. 32. haftadan önce Amerika Birleşik Devletleri ince burada bir sınırlama getirmiyor Birleşik Devletler. Her hamileyi kabul ediyor. Ciddi bir turizm kaynağı elde ettiklerini biliyoruz. Paket programları işte 15 bin dolarlar, 20 bin dolarlar, 40 bin dolarlar. Giden arkadaşlarımız oluyor hastalarımız olmasa da. Hakikaten böyle ev paraları falan harcadık diyorlar. Amerika vatandaşı oluyorlar ama doğunca orada. İnşallah ileride bir gün Türkiye vatandaşı olabilmek için hamileyi bu döneminde buraya gelirler. Biz burada takiplerini yapıp, doğumlarını yaptırıp onların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarını sağlarız. O günleri görürüz diye ümit ediyorum. Evet, yaz aylarında enteresan istatistikler gördüm. Hiçbir bilimsel açıklaması yok ama 36-38 hafta dediğimiz, yani preterm doğum için sınır 36 hafta, term daha çok 38-40 arası kabul edildiği için burada da tartışmalar olmakla beraber 36-38 hafta doğumların arttığını görüyoruz. Benim kızım Defne'de 36. haftada doğmuştu. Yaz 15 Temmuz'da. Bu da onu doğruluyor. Ben de böyle bir çıkarım yapayım. Bizim hastanenin istatistikleri de aslında bunu doğruluyor. Yaz aylarıyla ilgili 2013-2014 yıllarının 4,5 aylık sürecini kapsayan dönem bu. Yani Mayıs ortasında 4 ayın Mayıs 15-15. 867 normal doğumun 408 tanesi. 2014'te de 890 doğumun 403 tanesi bu periyotta doğmuş. 15 Mayıs'ta 15 Eylül arasında. Yani 13'te birlik, yılın 3'te birlik periyodu olmasına rağmen neredeyse yarısı. Doğumların yarısı. %47 geçen sene. %44 de bu sene. Yine aynı oran sezaryenler için de var. 1338'de 632 ve 1373'te 2014 yılında geçtiğimizin 583'ü bu periyotta olmuş. Totalde de 2205 doğumdan 2013-2014'te 1040 tanesi, neredeyse yarısı, 2014'te 2263'ten 986 tanesi yazın olmuş. Bu dönemlerde doğurganlık hızının artışı gibi bir şey söz konusu değil ama bu dönemlerin ne zaman oluştuğuna bakmak lazım. Mayıs hamilelikleri Ağustos'ta, bir sene önceki Ağustos'ta, Eylül hamilelikleri bir sene önceki Aralık'ta oluşuyor. Demek ki daha çok Ağustos, Aralık aylarında doğurganlık ve üreme oranı artıyor ki bunlar Mayıs, Eylül doğumları olarak yansıyor. Bunların da bir demografik çalışmasını da yapmak lazım. O ayrı bir konu. Acaba hakikaten insanların Türkiye'de ya da bu civarda Mayıs, Eylül aylarında bizim elimizde güçlü doneler var istatistik olarak da. Bununla ilgili dediğim gibi bir demografik destekli bir çalışmayla en azından bu bölgede gerçekten insanlar Ağustos ve Aralık periyodunda, yani yılın son periyodunda daha mı çok anne baba olmak istiyorlar? Bunu inceleyebiliriz. Bunlar neye bağlı bulabiliriz? Özgün bir çalışma olabilir. Böyle bir çalışma yok. Sadece dikkatimi çeken bir bulguyu paylaştım. Ve bitiriyorum. Son olarak da bu normal doğum, vajinal doğum, daha doğrusu vajinal doğum, seksiyo tartışması. Bu giderek artan şiddete devam ediyor. Bize çok yansımasa da kadın doğumcuların, Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği'nin kendi kapalı grubu var. Orada en şiddetli tartışmaların yaşandığı yer. Kadın doğum uzmanları hala sağlıklı olanın seksiyo olduğu konusunda ısrarcılar. Bilimsel anlamda değil, kişisel anlamda onu ayıralım.
bilimsel anlamda vajinal doğum katkıları tartışmasız. Ama bizim az önceki istatistiklerde de normal doğum oranımızın hiç de kötü olmadığını söyleyebilirim. %30'ları geçkin. Birçok hastanede %10'larda kalıyor özel hastanede. O yüzden rakam iyi. Bu vajinal doğumun bir de daha doğrusu hani normal doğum dünyanın hiçbir yerine denmiyor aslında. Vajinal doğum ve sezaryanla doğum ismi veriliyor. Ama alışılagelmiş bir tabir olarak biz vajinal doğum için normal doğum adını kullanıyoruz. Hatta bazı kadın doğum uzmanları normal olan sezaryanla doğum şeklinde bu konuda konuşuyorlar. Kendileri ve eşlerine de vajinal doğum yaptırıyorlar, sezaryen yaptırıyorlar. Ama bu tartışmada 20 yıldır, 25 yıldır olduğu gibi bundan sonra devam edeceği benziyor. Brezilya'da ülke genelinde %90'lara varan sezaryen oranı var. Avrupa ülkelerinde de iddia edildiği gibi %15-20 hedeflenen rakam değil, daha makul rakam %25-40 bandı, hatta %30-35'in sezaryen oranı için tabii ideal olduğu söyleniyor. Vajinal doğumun demin söylediğim gibi bir de doğalı çıktığı o tartışılıyor. Yani hiç evlenmeyecek. Hasta gelecek, kadın doğum uzmanı ya da ebe hastayı başından sonuna kadar sadece gözleyecek, hiç evlenmeyecek. Bunun adı doğal doğum. İşte gerekirse evde olacak. Geçenlerde de işte, film oyuncu evde doğum yapmıştı. Özgün Amal. Onu da hani biz geniş çevrede çok olumlu bulmadık. Yani hastaneye yetişemeyeceği için evde doğum artık günümüzde pek var. İlk doğum ile hastaneye yetişememek gibi bir şey söz konusu olmaz. Yani hasta hastaneye yetişememek, doktor hastanın evine yetişiyor zaten. Orada bir anlamsızlık var. Pekala orta noktada buluşulabilirdi. O işte bunun herhalde PR çalışması gibi yorumlandı bizim TJD derneğinde de. Ve eleştirildi oraya giden doktorun da. Çünkü doğum öyle enteresan bir hadise ki her an her şey olabilir. Yani çok her şey yolunda gittiği saniyede artık bu iş bitti dediğin anda bir anda ortalık kan gölüne dönüp bebek de anne de tehlikeye düşebilir. Onunla ilgili bir meşhur fıkra da var. Onunla bitireyim. Sonra sorularınız olursa cevap vereyim. Bu tartışmayla ilgili sorumlusunuz ama şeyle doğal doğumla ilgili söylenen su kesesi açılmasın, NST çekilmesin, indiksiyon serum takılmasın, hiç bakılmasın. Bebek kendi istediği zaman gelir, kendi istediği zaman çıkar. Anne akılsın, doktor sadece orada olası riskler için bulunsun ama hiç müdahale etmesini savunuyorlar. Böyle doğal doğum dernekleri de var. Ve burada şiddetli tartışmalar oluyor. Bize çok yansımıyor. Bizde öyle bir taleple gelen hasta beni hiç ellemeyin diyen yok. Aynı zamanda bunlar da doğal doğum içinde Doula ismini verdikleri, yani doğum koçu diye duymuşsunuzdur ama o değil. Doula isimli hemşire, ebe, yetişim mezunu, çeşitli meslekler olup bununla ilgili bir iki eğitim alıp hastanın doğum sırasında yanında bulunan insanlar oluyor. Doktorları karıştırmıyorlar. Ellemeyin, NST çekemezsiniz, su kesesini açamazsınız diye hasta tarafında. Sanki hani bir mücadeleymiş gibi doktor hastaya fayda sağlamak için değil de zarar verme riski olan biriymiş gibi, gereksiz ameliyatı alabilir gibi davranacak diye yanında birini bulunduruyorlar. Ama açılan hukuki davalarda da baktığımız zaman, hukuki problemlere baktığımız zaman hiçbir zaman için neden sezaryen yaptın diye değil de neden zamanında sezaryeni almadın diye problemler çıktığı için kadın doğum uzmanları da tepelerini demokrasinin kılıcıyla bu doğuma gidiyorlar. Hepinizin bildiği o fıkrayla da bitireyim. İlk, gerçi o benle de çok bağdaşıyor. Ben şimdi normalde kadın doğum hiç isteğim yoktu. Hüseyin Bey'in mesela genel cerrahi planlaması vardı değil mi temelde istiyordu mesela. Ben hiç kadın doğumla uzaktan yakından ilgim yok. Son sene böyle balo albüm komitesinde yıllık çıkarıyoruz. İşte onlarla ilgileniyoruz. Çok da ders çalışamayız diye. Bir de 1991 TUS'unda girdik bundan 24 yıl önce. O zaman TUS'u kazanmak çok zordu. Hiç kimse kazanamıyor gibi geliyordu bize. Kazananlara böyle uzaylı gibi bakıyorduk. Başlardaki TUS'lar böyle sert sınavlardı. O yüzden çok iyi çalışmak gerekiyordu. Ben de o dönemi hem internlik yaparak hem ders çalışarak yapamayacağımı düşündüğüm için
son seçmenin stajını almamıştım, göz stajını. 6 ay uzatmıştım. Bir de o zaman eğer TUS'u kazanamazsanız mecburi hizmete gidiyordunuz. Hiç bir daha rahat çalışma imkanı yoktu. Hep şey senaryo. Kazandı diye kazanamadım. Mecburi hizmeti hayatta kazanamazsın. Her şey biter gibi. Onun üzerine ben böyle uzatıp 6 ay evde çalışmıştım. 6 gün, günde 10 saat. Ondan sonra baktım TUS soruları yapabiliyorum. Yani hiç öyle uzay olmaya gerek yok. Sanki kazanabilirim gibi eski sorulara baktığım zaman. Onun üzerine de diğer arkadaşlarla cumaları boş tuttum. Cumaları toplanıyorduk onlara. Böyle en kenar köşeden sorular sorardım işte. Mukopolis, akkaridozlar, glikojen depo hastalığı. Onları böyle futbol takımı gibi ezberlerdim. Fongirke, Pompe, Makardolan, maç takımların oyuncuları gibi. Moralleri bozardım. Ondan sonra sen nereye istersen gireceksin falan diyorlar. Ben de dermatoloji yazmak istiyordum. Hani zor olmasın, yükü fazla olmasın. Sonra son gün Çapa'dan da bir yer olsun. Orayı okudum, orada bitirdim de buradan bir yer yazayım diye. Son gün kadrolar belli olunca Çapa'nın dermatoloji açmadığını gördüm. Ya Cerrahpaşa dermatoloji yazacaktım ya da Çapa'dan bir yer yazacaktım. İşte çocuk istiyordum, daire istiyordum. Yani istiyor muydum, istemiyorum. Orada tartışılır ama. Sonra Çapa Kadın Doğum'da iki dönem açmamış, oranın tarihleri de var. Annem dedi ki kadın doğum yazdı. Tamam bu kadar basit yani. Babam çok doktor olmamı istiyordu ama özel bir branş söylememişti. Ama annem beş çocuk doğuran, altı tane kürtaj olan bir kadın olarak kadın doğumcuların nedenini biliyor olsa gerek. Dedi ki kadın doğum yaz, ben cezmi kazancı gibi var, ona giderdim. Önü daima kalabalıktı odasının. İşleri de çok iyiydi, boyu da uzundu senin gibi. Sen yaparsın falan. Ben hiç bir ön araştırma, analiz şu bu hiçbir şey olmadan Çapa diye kadın doğum yazdım. Sonra da kazandım. İlk tercih yazdık diye. Ama hiç doğum izlememişim diye. Yani hiç alakası yok. İlk nöbete gittim, böyle doğumlar oluyor. İşte asistanlar falan hep yaptırıp öğrenebilmek için başına gider. Ben kaçıyorum çünkü bir tane yaptırmaya çalıştım. Böyle elimden o vermişle beraber kaydı zor yakaladım. Ondan sonra anneme dedim, sen dedim. Bak bana dedi ki kadın doğum yazdı, ben şimdi doğumları yaptıramıyorum. Elimden kayıyor falan diye böyle serzenişte bulmuş. O da sıkı tut falan demişti. Gerçi onun dediği gibi ben de uzun boylu ve kapısının kalabalık bir kadın doğum uzmanı oldum. O fıkrada işte böyle yeni başkalarının tesiriyle kadın doğumcu olmuş. İlk doğumunu yaptırmış. Tam bebeği çok işte kötü durumdaymış. Peki tam çıkarırken, keserken kadının damarını kesmiş yanlışlıkla. O sırada işte bebeğin babası da ne oldu falan derken bir stüdyoya dönmüş, onu da boğazını kesmiş. Doğum olmuş, bebek ölü, anne ölü, baba ölü. Nasıl geçti? İşte maalesef anneyi, bebeği, babayı kaybettik. İkinci olmuş. Bu sefer yine bebek ölmüş, anne kan kaybından ölmüş. Babası sormuş, bu sefer nasıl, babayı kurtardık demiş. Evet, benim sunumum bu kadar.